Sports YouTube kanalına hoş geldiniz. Avrupa Şampiyonası'nda 13. gün ve grup aşaması maçları geride kaldı. Doruk Keskin'le beraber hem bugünü değerlendireceğiz ki bugün 4 maç vardı. Hem de tabii ki şöyle bir grubun, grupların daha doğrusu geneline bakacağız. Eşleşmeleri ekranlarınıza getireceğiz. Ama her zaman olduğu gibi bayi bölümümüze başlayacağız. Çünkü Doruk ciddi anlamda sürprizlere imza attı ve beni geçti. Ama çok geçmedi yani. Artı bir oldu. Hemen bayi bölümüne yaptığımız tahminlerin Sürpriz sonuçlarına mi? bakalım. Sürpriz. Dorukcuğum dünkü kayıtlarını çıkarttırma bana. <laughs> Total mi yaptın işte, anlamadım. WhatsApp'ta şöyle bir konuşma oldu. Ben bu tercihi yaptığımda Engin içeride e, 4 maçın 3'üne beraberlik diyorum dediğimde abi hangi maça beraberlik demiyorsan bir çıtır ona bir, bir oynayalım beraberlik Arkadaşlar, diye benim. Ay özgüven gelmemiş e, mi? Dalga geçti. Hadi <laughs> yani yine 4'te 3,5 yok. Um, biliyorsun daha yarısındayız turnuvanın yani. Önümüzde daha çok maç totalle var. Totalle çok kötüyüm canım. Ben kendimi savunamam. Totalle rezaletim ama bugün o 90'a kadar beraber e bitti maçlar. Hasper kadar. mı? Hasper kadar. İsveç nasıl kazandı peki? Hasbel kadar. <gülüyor> <gülüyor> yani zaten tahminini dindin nedir ki Yine şey mi? Ya. Sen yarıyı bir geçtin. Ben şu an yarı yarıyayım. Ya i̇yi değilim. Total evet, olarak nefes, iyi değilim. Çok ama bugün çünkü fena çok fena değil. Şey. Aynen. Bugün ee, var çok Ama yoğunuz. tebrik ediyorum seni. Bu arada gerçekten çok güzel tahminlerde bulundun. Teşekkür ederim. Ee, harika. Ben de İsveç'i bildim ama sen de beni tebrik et. Tebrik ediyorum. Yani Malenko misali sponsorluğu <laughs> bekliyorum. <gülüyor> Peki o zaman hemen son altı eşleşmelerine bakalım. Zira oynanan karşılaşmalarla birlikte bugünkü mücadelelerle birlikte artık eşleşmelerle belli oldu. Egaller Danimarka, İtalya, Avusturya, Hollanda, Çekya, Hırvatistan, İspanya, İngiltere, Almanya, Belçika, Portekiz, İsveç, Ukrayna ve Fransa, İsviçre ile eşleşti. Böylelikle ekranınıza, ekranınıza da geliyor şu anda zaten grafiğimiz. Sonrasında final yolu da karşınızda. Şimdi son 16 eşleşmelerini gördük. E, menümüzü görelim. Bugün başlangıçta ara sıcakta ana yemekte ve tatlıda neler var ona bakalım. Onun üzerine sıralı bir şekilde bugünkü maçları konuşmayı başlatalım. İsveç-Polonya maçı başlangıç maçıydı. Onunla başlayacağız bugün. E, bu maçta aslında 5 gol vardı. 19 maçlarında beşer gol izledik. Çok keyifliydi aslında ve İsveç'in son dakikada Kazanmış olması da benim açımdan oldukça olumluydu diyebiliriz çünkü benim de şu bilançomda bir artı yazmasına olanak sağlamış oldu. İsveç'e geçmeden şeyi sormak isterim. Eşleşmelerde en sana başa baş gelen eşleşme hangisi? En başa baş gelen eşleşme hangisi? İsveç mesela grubu lider tamamladı. İsveç'in grubu lider tamamlaması aslında İspanya'nın o ağaçta diğer tarafa kendini atması demek. Yani İspanya Hırvatistan'la eşleşti ve Normalde e, Ukrayna tarafında olacaktı o açta ve İngiltere Almanya galibiyle mücadelecekti. E, İsviçre Fransa tarafına geçti. Öyle o gol aslında onu da değiştirdi. E, en böyle çekişmeli İngiltere Almanya duruyor ve Hırvatistan İspanya gibi duruyor sanki. Yani evet İngiltere'de ama yani Southgate'in tercihlerini ve şimdiye kadar oynattığı futbolu düşündüğümüzde bana çok böyle çekişmeni geçemeyebilirmiş gibi geliyor. Ama sonrasında Almanya tarafına bakıyorum. Yani ikinci maç Portekiz maçı hariç çok ekstra bir şey yapmayan bir Almanya'da var. Hem de seyircisi önünde her iki takım da seyircisi <laughs> önünde oynuyor bu arada çok büyük bir avantaj olmasına rağmen biraz eller ayakları birbirine dolaşmış görüntüsü var bence Doruk. Bana çok çekişmeli gelmiyor o. Yani çekişmeli o yüzden gelebilir hatta tersini söyleyeyim pardon. İki tarafta ee, da normal beklentiyi karşılamadığı çekişmeli için. Evet geçmemesini bekliyorum çünkü <laughs> beklentilerin altında ama diğer taraftan da eş gibi görünüyorlar şu an için. O yüzden beklenen çekişmede geçmesini düşünmüyorum ama kalite olarak ol diyoruz. aynen kalite olarak. Ya, i̇lginç taraf şu mesela bir tarafta Bence Belçika, Portekiz güzel olabilir ve Fransa, O taraf çok iç, şey de. işte bak. Belçika, Portekiz, İtalya, Fransa, Hırvatistan, İspanya bir tarafta. Diğer tarafta İngiltere, Almanya, e, Hollanda var hani en e, A sınıfından. Mesela İsveç, Ukrayna'dan biri çeyrek final oynayacak. Galler evet. Danimarka'dan biri çeyrek final oynayacak. Yani o taraf ağacın e, Almanya, İngiltereli tarafı çok daha Keyif final yolu gibi. kolay. Evet aynen öyle görünüyor. Bu arada Fransa-İsviçre eşleşmesi de bence güzel bir eşleşme. Yani oradan İsviçre'nin de form durumu düşündüğümüzde. E, Belçika-Portekiz. Onu Mu başta muazzam. söylemiştim lütfen. Öyle mi? Pardon, Pardon <laughs> kaçırmışım. Hiç dinlemiyordum bu çocuk beni artık. <laughs> Hepsiyle bakıyordum. Peki e, yani var mı peki bir buradan sürpriz beklediğin? Ee, sürpriz beklediğim ya Danimarka tabii ki oynadığı, yaşadıklarının ziyade oynadığı futbolla olası bir Hollanda eşleşmesinde kafa tutabilir. İsveç, İngiltere, Almanya'nın kazanını mesela bugün Almanya Macarlar'a karşı iyi savunma yapan bir takıma karşı zorlandı. İngiltere de iyi savunma savunmayı açmakta zorlanıyor. Eğer Ukrayna'yı elerse o savunmasıyla kitleyebilir İngiltere Almanya'yı. Danimarka ve İsveç'i ben eğer biri sürpriz olacaksa bu taraftan onları bekliyorum. Ben Danimarka'yı bekliyorum. Diğer Gerçi taraf ortada her şey. Avusturya da senin ama İtalya ile eşleşmeleri çok büyük şanssızlık evet, Evet Avusturya takımını seviyorum ama İtalya şu an en favori İtalya gözüküyor ama grup maçlarının tabii ne getirir ne götürür belli. E, grup maçlarından ya, sonra Macaristan ne olur belli değil. Macaristan az kalsın işte gruptan çıkıyordu yani Macaristan ki onu yeri geldiğinde konuşacağız. Ya Finlandiya çıkıyordu az kalsın evet, ya <laughs> <Evet, gülüyor> Macaristan'a gelene kadar. <laughs> Doğru bugünün, oluyordu. bugünün konusu Macaristan'da diye evet. söylüyorum. Hani, Soboslayısız Macaristan ölüm grubundan nasıl çıkacaktım çünkü <laughs> ölüm grubuydu biliyorsun ki. Bir de gerçekten Soboslayısız olması söylüyorum. çok önemli yani Kesinlikle. sen bunu hep altını çizdim başından beri ve çok doğru. En önemli oyuncu nasıl Eriksen yoksa evet. dedim arkada Sobozda'yı da oranın ettiler işte teknik direktör etkileri, evet, etkisi, etkisi etkileri diyebiliriz buna. Hemen geçelim başlangıca vakit kaybetmeyelim. Ee, az önce de ifade ettiğim gibi yani 3-2'lik skorla İsveç son dakikada kazanmayı başardı Polonya karşısında. Yani Polonya zaten bu turnuva başından beri çok fazla varlık gösteremedi. Yazık Lewandowski bir şeyler yapmaya çalışan tarafı oldu. Zaten iki gol de ondan geldi bugün. Lewandowski'den buldular golleri ama sonuçta Lewandowski besleyebilen bir Polonya olduğunu söyleyemeyiz. Ee, İsveç tarafında biraz daha <laughs> e, yani bilmiyorum ya Noruk İsveç tarafında da ben bu arada hani İsveç tahmininde bulunurken de çok fazla İsveç'i e, favori gördüğüm için değil ama bir tık daha e, bu Polonya'nın oynadığı ilk iki ilk, ilk, ilk iki maça bakarak bunu söylemiştim. Ama şöyle bir istatistiklere baktığımız zaman sonuçta e, gol beklentisi daha yüksek olan tarafta Polonya yani. E Tabii Polonya daha baskılı oynadı ama Polonya genel olarak e, başarılı değil e, büyük turnuvalarda. Yani 2002'den beri 7 turnuvaya katılmışlar. Evet. Bir geçen seneki Euro'da çıktılar 2016'da ve Avrupa Şampiyonları'nda hep grupta sonuncu oluyorlar. İşte Son Dünya Kupası'nda da çok kolay bir gruptan e, çıkamamışlardı. Bir de onlar 6 ay önce bir teknik adam değişikliğine gitti. Yani Pavlos Osa'yı e, Ocak'ta getirdi federasyon. Ve o o dönemden beri e, 7 ya da 8 maç oynadılar. Bir galibiyetleri var. E, turnuvanın başından beri de açıkçası hani İsveç'ten daha e, bu takım çıkar dedirtecek. E, İsveç'e kıyaslarsan daha önde değillerdi bana sorarsan. Evet bu maç çok zorladılar İsveç'e. Özellikle çok kenar orta attılar maç boyunca. Ve bir yerden sonra da e, o goller geldi. Tabi Lewandowski'nin ilk golü çok ekstra yani. Belki de birçok 9 numara orada topu tutar bekler. Arkadaşlarını oyuna katar. Acayip bir gol attı. Ama bence Lewandowski'nin kaçırdığı, kaçırdığı gol vardı ya, hatırlıyor musun? İlk e, üst üste İki pozisyonlar üzerinde. Mi? evet, direktli, direktli pozisyon. Bu arada mesela Polonya en çok direğe takılan takımmış. Yani öyle de bir şanssızlıklar var. Evet, Dört tane direği yani. var. Bunları diyorum ha, çok ilgi onlar gol olsa başka oluyorlar. şey evet, olur. ama direkten de çok fazla döndüler. Evet ama İsveç takımı karakter olarak daha hak etti. Yani Lider oldular bir kere. Evet. Yani İspanya'nın grubunda lider oldular ki İspanya... Turnuva'nın grup maçlarında en e, hücum istatistiklerinde hep en yukarıda olan takım. En, en baskılı taraftan. En baskın, en üretmeye çalışan, üreten. Ya pas rekoru kırdılar sonuçta. Pas rekoru kırdılar. En çok gol pozisyonu üreten takım Topa İspanya. Sahip Topa sahip oldular. Ona da karşı öyle bir grupta e, savunma özellikleriyle çıktılar. Tabii şeyden bahsetmiştik. Yani Kulusevski'nin takımı eklenmesi e, İsveç'in akışkanlığını arttıracak demiştik. Zaten girdi 3 dakika sonra gol katkısı yaptı e, kendisi. Kuaysson'la başladı bugün. Berge göre daha mobil bir santraforla. Sonra Kulusevski'yi aldı İshak'ın yanına. İkisi de çok driplingçi. İkisi de çok evet. hareketli. E, muhtemelen bir sonraki maçı da Kulusevski ile başlayacak. E, son Dünya Kupası'nda İsveç çeyrek final oynamıştı. E, yanlış hatırlamıyorsam. İsviçre'yi eleyipti galiba. Ama son euroda mesela çok eleştirilmişlerdi. Ama bu turnuvada çok öne çıkan performansları oldu. kaleci performansları çok iyiydi. Stoperler çok iyi oynadı. E, zaten İshak inanılmaz. E, Emil Forsberg gayet iyi turnuva geçirdi. Ee, ya o da mesela ilk sezonu Leipzig'te çok iyiydi Seyhan. 19 asist yapmıştı bu devre sonra Müller'in kırdığı rekora çok yakın bir şey kırmıştı. Ama transfer yapamadı. O sene mesela Pascal Groß transfer yaptı o ligden. Forsberg yapamadı. Sonra düşmüştü Forsberg'in formu. Şimdi Nagelsmann dokunuşuyla o da kalktı ya. Onun biraz pozisyonel oynadığı sahte 9 yaptı. Çift forvet oynattı. Forsberg tekrar bir işin içine girdi. Bu turnuvada bence İsveç'in en önemli oyuncularından biri oldu. Zaten 3-4 tane, 5 tane oyuncunuz yüksek verim verdiğinde bu turnuva, grup aşamalarını daha kolay geçebiliyorsunuz. Evet, e, bu arada şimdi çifte vatandaşlı e, oyuncusu olan çok fazla takım var hı hı. ama olmayan da var. İşte olmayanlardan bir tanesi Polonya. Polonyanın hiç çifte vatandaşlığı olan oyuncusu yok. Genelde Polonya'nın verdiği oluyordu zaten Almanlara e, <laughs> değil mi? Öyle bir ama durum var. Kodovskiler, Klose'ler. İyi ki Lewandowski'de öyle bir durum olmamış. Ee, en temiz takım yani hiç. Herkes Salt -Bolonyalı. saf Polonyalı. Saf ee, Polonyalı. Ama bu onları bir başarı getirmedi. Sanki bu biraz bu başarısızlıklar dediğim gibi menajer, teknik adam değişiklikle alakalı olabilir. Ki pahalı için mesela şey diyorlar. Bu Fiorentina'da çalıştığı dönemde Serie A'da bayağı e, o dönem oynattığı taktikle Böyle 4 3'ten 3 3-2-5'e geçen bir taktikle Serie A'ya da şey yapmış oradaki hocalara da bir ilham bir fikir veren de bir antrenör olduğunu söylüyorlar. Güzellemeler var kendisi hakkında ama çok kısa bir süresi vardı 6 ayda Polonya'yı gruptan çıkaramadı. İsveç zaten bu grubu baştan sona net olarak hak etti. Hem lider çıkmayı da hak ettiler bana sorarsan. Bence de. Hem bu maçı da çok iyi savundular. Evet, geçelim sonrasında ara sıcak bölümüne istersen çünkü tempo yapmamız lazım. Çok fazla maç, çok fazla konuşulacak konu var. Ara sıcakta Slovakya İspanya karşılaşması vardı. İspanya zaten ilk iki maçta atamadığı golleri Slovakya'ya karşı yağdırdı diyebiliriz. E, bu maçla ilgili de konuşulacak çok fazla şey var aslında. E, şimdi bir taraftan İspanya'nın attığı 5 golü düşünelim, bir taraftan Slovakya'nın performansını düşünelim. İlk cümlelerin ne olacak Senin... Garip goller vardı bence o yani, maçta. evet, aynen öyle. Garip goller vardı ama sonuçta İspanya artık o patlamayı yaşadı diyebiliriz rahatlıkla. Peki şey mi olacak sence? Yani bu skordan sonra o akıcılık, o hücum üretkenliği devam mı edecek yoksa bu maç İspanya çok iyi, Slovakya dolayı... kötüydü. İşte biraz acaba yanıltıcı mı? Bence biraz yanıltıcı ama şöyle yani ilk iki maça bakınca da İspanya'nın baskın olduğunu görüyoruz. Sadece orada bitiricilik problemi yaşıyorlardı işte. E, zaten Morata konusunu çok fazla tartıştık. İşte Morena e, girdi, girmedi ya da kimi değerlendirdi orada? Sarabia mı girecek, girmeyecek mi? Yani oradaki tercihlerini, lüzyonlarını biraz değerlendirmiştik hatırlıyorsun ki. E, bu arada Busquets'in dönüşü önemliydi. Kesinlikle. Garcia e, oynattı, stoperdi. Aynen öyle. E, bununla beraber Moreno, <laughs> e, Morata Sarabia üçlüsü yani üçü birden sağdaydı bugün. Sen bilmiyorum yani nasıl yani Şimdi canım. şöyle bir 6-0'lık maçları var Almanya'yla. Evet. Şimdiki 5-0 arası biraz karanlık aslında İspanya'nın. Yani hem skor olarak karanlık hem yani kazandığı takımla işte Litvanya'yı yeniyorlar, Gürcistan'ı yeniyorlar. E şanssız beraberlikleri de var Yunanistan gibi ama o arayı çok domine edemiyorlar. Bugün de maç 5-0 bitti ama turnuva genelinde galiba hani İspanya'nın gelip yerleşip Kapalı savunmaya karşı attığı bir gol var. Eğer şu an yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir düşündüm golleri. O da bugün Alba'nın soldan kestiği top. Evet. İşte bir kornerde ikiye bir yapıp attılar. İşte yine bir duran toptan atlar. Goller biraz garip geldi. Hani o e, akan oyunda çok açmadılar Hep oyunu. Hep diyoruz ya seviyede yatırımı var diye ya, o alt kısım orada. Evet aynen öyle. <laughs> bugün de aslında tam tersi oldu. Biraz İspanyolların evet. işine yarayan bir durum oldu. Alba da çok iyi turnuva geçiriyor yani. 2012 Euro'da mesela çok iyi oynayıp Barcelona'ya gitmişti. 2020'yi de iyi oynuyor. Inter diyorlar bilmiyorum yine bir transfer yapabilir Euro'dan sonra. Ee, ama dediğim gibi acaba İspanya bu skordan sonra akıcılığı sağlayacak mı? İşte Yoksa bilmiyorum. Slovakya mı çok kötüydü? Bana 5-0 biraz yüksek bir sonuç gibi geldi olması yani gerektiğinden. Slovakya'da kırıldı çünkü. İlk başta Morata zaten biliyorsun penaltı kaçırdı. Acaba yine mi İspanya yapamayacak? Yine mi gol atamayacaklar? Yine mi aynı ilk iki maçtaki senaryoyu izleyeceğiz dedik. E sonrasında bu kez çok acayip bir gol Dubravka'dan biliyorsunuz kendi kalesine geldi ki kendisi kalesine gol atan üçüncü kaleci oldu Dubravka. Radecki ve Şezni'den sonra ama onun attığı gol de çok böyle ekstra bir goldü yani öyle bir gol atmazsa resmen Utanç Bir e, maç vurdu yani e, dış topu dışarıya vuracağım derken Dolayısıyla böylelikle bir sıfır öne geçmiş oldu. Burada neden e, Dubravka yumruklamıyor ki o topu? Yani Yumruklaması gerekmiyor mu? E, Yumruklayıp korneye yani. atabilir. Ki e, çok güven, yine garip güvenli, bir sesliğe bir baktım mesela. Bir yani. İngiltere'de en fazla yumrukla top uzaklaştıran 5 kaleciden biriymiş Dubravka. Yani Bilmiyorum. Böyle bir kasa hafızası da var yani. Çok garip o topu yumruğuyla uzaklaştırmaması. Çok bir de inançlı yaptı yani. Yanlışlıkla falan da değil yani. Geldi resmen smacı çıktı vurdu. Evet, değil ya. Mi? Çok <laughs> aradır, Aralarındaki en e, garip o üç kaleciden ya Şezdinin ki mesela şanssızlık. yani Şanssızlıktı yani. de şanssızlığı. aynı <laughs> yani Bununki bariz. Duvar kendisi. Onun için çok şanssız bir yandı gerçekten. Sonraki gollere bakıyoruz zaten. Laport'un golü var. 3. gol Laport'un golü. Laport'un da tabii çok enteresan ya Fransa milli takımında genç takımda o kadar forma giymesi, o kadar oynaması, çağrılması ama yani A milli takım seviyesinde tercih edilmeyen bir isim olması sonrasında İspanya'nın teklifini kabul etmesi Luis Enrique'nin. Ardından ilk 11'de başlaması ilk Avrupa Şampiyonası karşılaşmasında ve Sonra üçüncü maçında gol atması. Bu acayip bir hikaye bence onun açısından. Ee, öyle bunu senle şöyle konuşmuştuk. Yani e, kazanan ve kaybeden taraf kim diye. Yani Fransa'nın laport kullanmaması bir kazanç. E, kayıp mı yoksa İspanyollar için bir kazanç mı? İspanyollar için bir kazanç olduğu bayağı bariz. Kesin. E, bugün dün de e, iyi top oynadı aslında. Tabii çok onu zorlayan bir Slovak hücum yok yoktu. Ya, Slovaklar gerçekten e, bekleyen çok uzandaydı. O yüzden diyorum İspanya'yı biraz... Aynı emin şey, olamıyorum. Yani bir İsveç, bir Macaristan tarzı bir takıma karşı oynamadılar. Şey de enteresan mesela Erik Garcia ile Laporte yani City'de Garcia zaten oynamıyor. Düzenli oynayan stoperler dedi. Yani mesela bütün sezon maç kaçırmadan gelen bir stoper tandemi yok İspanyolların. Mesela Portekiz'in öyle atıyorum şu an. Hı hı. E, o nasıl olacak ilerleyen zamanlarda emin değilim. Laporte-Garcia ikilisi. Morata için de demin söylediğin şunu da ekleyebiliriz. Penaltıyı kaçırdı. ...birkaç pasatasta yaptı. Gününde değildi yine. Bir de galiba Ferran Torres'e değişti. Morata. Evet. Ferran Torres girdi birkaç dakika... Bir dakika sonra gol attı. Girdiği ilk topla buluştuğu anda gol attı. 20 saniye sonra evet, gol aynen. attı. Evet aynen öyle. 66'da girdi 67'de de gol attı ama tabii arada bahsettiğin o 20 saniye ve ilk kez topla buluştuğunda gol attı. O da acayip bir şey yaptı. Ya gerçekten. bütün e, negatif okular Morata'ya dönmüştür mü? Yani yerine değişen adam bile Morata'nın hemen gol ya katkısı baskın veriyor. Ya baskı oluşturuyor acaba diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta o kadar çok güveniyor ki üzerine ki Morata olacak ve diğer 10 oyuncuyu belli, belirleyeceğiz sonra gibi bir şeyi var. Hatta... E, Timo Werner en kötü oyuncu, en kötü bitirici Euro 2020'deki şeklinde troll futbolum yaptığı bir paylaşım var. O esnada <laughs> Alvaro Morata. <laughs> Onu ben kişisel Ben kabul diye. etmiyorum ya. Yok Morata, Morata'yı burada çok ciddi ayıp edilmiş. <laughs> ee, o kadar olduğunu düşünmüyorum. Yani ben Werner'den daha iyi bitirici olduğunu düşünüyorum. Normalde ben de öyle düşünüyorum. Bu turnuva özelinde ise Werner'i zaten çok sağda göremedik, evet, göremedik ki. Evet yani. göremedik. İlk maçta gördük. Bugün de oynadı işte. Ben bugün de sonrasında gördük. Ee, bir de ufak bir Adama Traore'ye değinelim. E, değinelim. Hiç süre almayan, şimdi Werner deyince mesela Werner, Sancho, işte Felix öyle. başka COVID geçirdiği için de gel süre alamadı ama Adama da onlardan biriydi. Adama Traore biraz oyuna ilerleyen zamanlarda hani tahmin edilebilir, görünen İspanya'yı tahmin edilemez kılabilecek bir oyuncu. E, girdi çok kısa sürede mesela 3-4 tane başarılı dribbling yaptı. E, Lüzenik'i e daha çok atabilir sahaya ileride diye düşünüyorum. Bir de bu mora konusunda da bakalım vazgeçecek mi? Yani o konuştuğu arkası durduktan sonra vazgeçecek mi? Yoksa bir sahte 9'a mı dönecek? Çünkü İspanya mesela 2012'de bir sahte 9'a kazanmıştı. Genlerinde var bu. Ee, belki de oraya başka bir oyuncu atabilir. Ee, mesela bir Ferran Torres de devam edebilir. Bize de devam edelim. Şimdi Peki. kendi kalesine gol atma rekoru kırılan bir turnuvayı geride bırakıyoruz. Yani daha doğrusu içindeyiz diyeyim şimdilik. E kendi kalesine gol atan kalecileri zaten gördük ama diğer tarafta turnuvada kendi kalesine gol atanlarda ya sayılara baktığımızda bu sezon 7'ye ulaşıldı. Daha grup aşamaları bittiğinde bundan sonra Allah bilir ne olacak. Çok merak ediyorum. Ee... Son 20 yılı toplayınca zaten 7 ediyor değil mi? Matematiğim. <laughs> bir an Rio'dan uzak ya ekran. Çok, şey çok, çok doğru, çok doğru, çok doğru söylüyorsun. 20 yılda atılan e, golü. Üçü zaten kaleciler beli attı, Rubendi azattı, Gereira attı, attı ve Kutuk attı, bir de şey attı. Eee Hummel attı. Hummel attı doğru. Evet. Ama o zaman 8 mi oluyor? Bilmiyorum. Yani şu an bana bunu yapma. Evet. Neyse tamam. Tamam ee, iyi. O Yani hani doğru, 20 gün doğru olmadan sayımız. 20 yıllık sayıya ulaşmaları Aynen öyle. enteresan. Aynen, oluyor. <laughs> Peki, e, geçelim ana yemeğimize. Portekiz-Fransa karşılaşması vardı ana yemekte. <laughs> bu gerçekten acayip bir karşılaşma olur diye bekliyorduk. Bekleneni karşıladı mı? Ee, fena değildi. Ya daha iyi maçları izledik ama ortalamanın üzerinde bir maçtı. Aynı fikirdeyim. Şimdi Portekiz-Fransa karşılaşmasıyla ilgili olarak tabii bir taraftan Benzema'nın uzun zaman sonra 5 yıl sonra takıma dönüp 2 gol birden atmış olması. Diğer taraftan Ronaldo ile Benzema'nın karşılaşma anları. Devre arasında forma değişikliği yapmaları. Yani Real Madrid'de 9 yıl beraber geçirmiş iki oyuncunun böyle güzel anıları paylaşmaları. Bir kere işin güzel tarafıydı, işin romantik tarafıydı diyebiliriz. Öbür tarafta... Şimdi Bilmiyorum nasıl yorumlayacaksın karşılaşma istersen sen biraz daha gördüklerinden bahset sonrasında ben benim gördüklerimden bahsederim. E, vallahi ben ilk başta farklı 11'ler gördüm. Yani Portekiz'de özellikle bu Carvalho-Pereira merkezinin zaten değişmesi gerektiği aşikardı. E, Santos da öyle bir şey yapmış. Aslına bakarsan çok göze hoş gelen bir futbolla işi yok e, Pedro Santos'un. Bunu da çok fazla söylüyor ama hem çok iyi maç yani bugün de iyi olmayan çok işin içine giremeyen İki maçta grup aşamalarında Bruno Fernandes'i çıkarmış. Hı hı. Hem de Carvalho'yu çıkarmış. E, tek tutucuyla oynadığınızda şimdi Sanchez ve Moutinho size Sanchez bir dripling sağlıyor. Birincisi bugün de yine iyi oynadı. Bu dün bugün olayına da bir açıklık getirelim mi? Hani e, devlet sırrı değil çünkü sürekli bunu yapıyoruz. Gece çekiyoruz, sabah yayınlıyoruz. O yüzden dünler bugünler karışıyor. <laughs> Çünkü hani her dün bugün dediğimde bir bu açıklama gereği hissediyorum. Hocam yani bugün giriyor zaten. Yani girmeyen program olmadı 13 evet, bölüm. Evet yani <laughs> maçlardan sonra çekip sabah yayınladığımız için oluyor bu. Şu an rahatladım. <laughs> ee, Sanchez bugün iyilerden biriydi. Mesela Pogba için şeyi konuştuk ilk turnuvanın başında. dedi ki milli takımda farklı oynuyor. Evet. Bence Renato Sanchez de birebir öyle. Yani kulüp geçen Euro 2016'nın en iyi genç oyuncusu seçildi. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda en genç şampiyonlarından biri. Hatta ilki. Ee, ve Dünya Kupası kadrosunda yoktu Renato Sanchez. Almamıştı Santos. Hatta onun mesela Benfica'ya dönmesi gerektiğini düşünüyordu. Svensa City'de kabus bir sezon geçirdi. Küme düştü. Ondan sonra mesela Renato'nun kendisini bulması için Portekiz'e dönmesi gerektiğini düşünüyordu. Ama Renato topladı. Lig 1'i aldı Lille. Geldi. Yine takımın en iyilerinden biri. Ben Hem ben. onun kattığı tempo. Ee, mesela Kante ile acayip. Müthiş olmadı mı? 2-3 pozisyon oldu. Bence 2 -2. onları izlemek çok keyifliydi. Kaybetmedi topu Kante'ye evet. yani. Ki Kante'den ee, bahsediyoruz. Ki Kante, Sezonun en iyisi. Herkese her bulduğu topu alan her Ahtapot şeyi süpüren. Yani. Aynen öyle. <laughs> ee, hem o hem işte Mutunyo'nun kattığı teknik biraz daha Portekiz takımı daha oturaklı bir takım oldu. Ama işte Portekizliler kanatlardan verim alamıyorlar. Jota ve Bernardo Silva'dan. Fransızlar da beklerden verim alamıyorlar. Fransa tarafındaki tabii enteresanlık da Kunde'nin sabek oynamasıydı. Kunde Tolisso'lu bir kanatla çıktı oraya. E, ya Kunde genelde tabii bir stoper ama bir, mesela box to box orta saha terimi varsa Kunde aslında bir box to box stoper gibi. E, Dribbling vesaire. E, o yüzden farklı 11'ler vardı. Çok yaratıcılık anlamında, çok pozisyon anlamında daha iyi maçlar izlemiştik ama beklentileri karşıladığını söyleyebilirim. Penaltıların damga vurduğu bir karşılaşma olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. E, çok fazla penaltı izledik. E pen verilmeyen penaltılar da penaltılarda gördük. E, boş boşuna verilen penaltı da gördük yani aslında bu anlamda enteresan iki penaltı bir penaltı değil mi aslında? E, bence de kesinlikle Komal'ınki orada Bruno Fernandes'in yaptığı net penaltıydı. O, onun önceki pozisyon Penaltı değildi ama penaltı verdi gibi gibi. Hani bu da çok tartışıldı diye bununla da şöyle bir, e, bir giriş yapmak istedim. Bir de Pogba nefis istedim. oynadı. Ona da ona Pogba, Pogba kesinlikle yani, Pogba güzellemesi yapmamız lazım. Hele bir şut Pogba var. Pogba'yı biraz överirim yani, lütfen. Bugün belki bu kadar gol izledik bu maçta. Dört gol izledik ama o Pogba'nın ceza sahası dışından şutu ve onu Rui Patricio'nun çıkardığı an bence maçın en güzel anıydı. Şuttan önceki o e, evet. Moutinho mu artık önündeki ya Ren Renato değildi. Onu e, geçerken ki o ince dokunuşu inanılmazdı. Yani Muhteşemdi. Zaten ya. attığı, araya attığı üç pası söylemiyorum. Gerçekten harika bir performans sergiledi. Pogba'yı Avrupa Şampiyonası'nda yani milli takımla izlemek çok keyif verici. İki seneden iki seneye diyorsun Pogba'ya. Yani. <laughs> evet o zaman devam edelim. Burada şimdi az önce en az çifte vatandaşa sahip futbolcu olan takımlardan bahsetmiştik. Şimdi en fazlasını da ekranlarınıza getirelim. Bu anlamda da en fazlası Fransa çünkü 17 oyuncusu var. Çifte vatandaşlığa sahip. Bu arada benim de çifte vatandaşlığım var. Biliyorum canım. Ee, Niye? ama Makedonya Niye soktum ki kendimi buraya bilmiyorum şu an. <laughs> Demek ki Gref'te mesela Makedonlar vardı galiba onların en azlardan bir 3 ya da 4'tü evet doğru. Evet. Ama ee, bakınca İsviçre, İngiltere, Galler, Belçika hepsinin çifte vatandaşlığı var. Evet yani zaten Fransa her... neredeyse bütün kadro çifte vatandaş. Yani Fransa'da. 26'nın 17'si çifte vatandaş. Bugün tabii kaçı sahada öyle değil mi? 23'ten 17 aslında çok ciddi 23, bir oran. 17. Bu her şeyde zaten her branşta bu tarz Fransızlar görüyoruz. Ve devam edelim şimdi. Bu arada İspanya ile ilgili az önce Şimdi orada da bir penaltı kaçtı biliyorsunuz değerli izleyiciler. Morata'nın kaçırdığı penaltıdan zaten bahsettik. Ama İspanya 5 penaltını, 5 penaltıyı üst üste kaçırmış oldu böylelikle. E, Ramos'un kaçırdığı 2 penaltı var. E, Abel Ruiz, Moreno ve Morata üst üste kazanılan 5 penaltıyı gole çeviremedi. İspanya milli takımı böyle de bir enteresan istatistik var. Şimdi bakarken gözüme çarptı paylaşmadığımı. Bu şey yapar mı mesela yeni gelen atıyorum 6. penaltıcıya ya da bugünkü Morat'ın zaten Morat'ın üzerine baskı var. Bu, bu istatistiğe <laughs> ihtiyacı bat. yok da e, topu <laughs> eline alana da o penaltı atacak olan adama da belki e, ya 5 beş, 5'tir penaltı kaçırıyoruz. E, biz de bunu kıralım mı bir alttan alt bilincinde böyle bir şey olabilir. Bence de olabilir. O zaman tatlıya geçelim. Tatlıda Almanya Macaristan maçı var. Almanya-Macaristan maçında da ya Macaristan zaten hep söylüyoruz ya bu turnuvada zaten Fransa'dan puan alırlarken de müthiş bir savunma oyunu sergilemişlerdi. Savunma nasıl yapıların örneğini bence 3 e, maçta da gösterdiler. Bugün zaman zaman tabii ki hani e, sıkıntı yaşadıkları anlar oldu, olmadı değil ama Almanya'da Löw'ün tercihleri, Löw'ün oynattığı oyun e, ve bugün de hani o Portekiz maçından sonra bugünkü işte karşımıza çıkan senaryo her ne kadar gol beklentisi 2.23 olsa da Almanya'nın. Yine de böyle çok güven veren bir Almanya yok. Programın başında da konuştuk ya Doruk. Bilmem katılır mısın sen nasıl gördün? Ee, çok haklısın. Bu maçta Sané vardı. Sen evet, de evet. saneye yar yar açıyorsun e, parantez. Sané de bir süredir tıpkı Renato Sanchez gibi ortalarda olmayan bir oyuncu. Biraz kayıp bir dönem geçirdi. E, onu kullanmış Löw 11'de. Şöyle e, 81. 82. dakikaya kadar e, Löw 3 stoperinden vazgeçmedi bu enteresandı bana sorarsan çünkü 10 dakika var eleneceksiniz artık hala geriden eksilmemesi bana biraz garip geldi. Yine oyunu hep sağ tarafı yıktılar yani Ginter 130 tane top almış. Dün ben Modric 115 çok diyordum Evet sürekli o Portekiz'i yıkan planın üzerinde gitmeye çalıştılar ama işte Macar savunması daha kalabalık olduğu için o 5-5 eşleşmeyi de daha iyi yaptılar. İ İtalya ve İngiltere bu grup e, grup aşamasında gol yemeyen takımlar ama bana sorarsan en iyi savunmayı İsveç'te Macaristan yaptı. Andeskeni. Macaristan yine elinden geleni yaptı. Yine merkezi çok iyi kapattı ama işte Goretzka orada bir x faktörü olmayı başardı. Adam Salahi'nin yıldızlaştığı bir gece oldu. Muhteşem bir <laughs> geceyi geride bıraktığını söyleyebiliriz Salahi'nin. Zaten harika bir gol attı. Enfes'ti yani gerçekten bulduğu gol. Evet. Ya Macaristan'da mesela bu maçta ilk yarıda oynadığı oyun e, turnuvadaki en iyi toplarından biri olabilir. Yani Aynı kontrada fikirdeğim. attılar. Ki üzerine koydu sürekli yani ilk maçtan son maça kadar sürekli üzerine koydu. Çok doğru söylüyorsun evet. Yani e, her maçtan sonra biraz daha biraz daha yükselterek Neredeyse eliyorlardı. Bir önceki maçta Almanya, e, Portekiz. Portekiz maçında Gosens'i inanılmaz öldük. Çünkü inanılmaz öflesi bir performans sergilemişti. Ama bu maçta da Gosens ortada yoktu pek. Yoktu çünkü işte Macaristan'ın beşli savunması Gosens'in yanlıklaşmasına e, izin vermedi. Orada eşleşmeler doğru olunca Portekiz çünkü biliyorsun e, bir çözüm bulamamışlardı orada. O boşluğu, Gosens'in boşluğunu. Macaristan zaten beş kişiyle orada olduğu için herkes birbiriyle daha rahat eşleşerek daha rahat kapattılar. Şimdi şöyle bir bakıyorum Doruk, yani Macaristan'dan bahsederken Macaristan e, bu e, Turnuvada en az piyasa değerine sahip sondan üçüncü takım. Sonuncu yani Finlandiya'dır zaten. Evet, sonuncu Finlandiya zaten. Sonuncu pardon, sondan üçüncü demeyeyim. sonuncu takım. Son, ya doğru. Ilk, Finlandiya. Doğru, doğru cümleyi kurmaya çalışıyorum. En düşük piyasa değerine sahip üçüncü takım. Evet, doğrusu doğru. bu. E, gibi, Finlandiya, Kuzey Makedonya ve Macaristan ve bu üç takımda çok iyi. ...direnç gösterdiler... E ...Finlandiya az önce sen söyledin az kalsın gruptan çıkıyordu evet. diye... ...ve çok böyle... ...gerçekten zaman zamanın içimiz kıyılarak... ...izlediğimiz maçlardan birkaçına sahne oldu... <laughs> ...Finlandiya karşılaşmaları... ...ama Macaristan'ın sergilediği şey inanılmaz ve... ...yani şöyle bir bakıyorsun... ...Almanya'nın 936 milyon euro... ...Portekiz'in 827... ...Fransa'nın 1 milyar... ...yani ölüm grubu olarak nitelendirdiğimiz grupta... ...yani 74,5 milyon euro ile... ...az kalsın gruptan çıkacaklardı... Yani zaman, beklentilerin çok üzerine çıktıklarını söyleyebiliriz. Sosyalaysız. Hani biz de bu arada ilk ondayız yani bakıldığında. O yüzden bizden beklentiler çok çok yüksekti. Yani piyasa değeri olarak oyuncularımızın. O yüzden bunu çok fazla konuştuk. Ee, o zaman bu biraz Marco Rossi'ye yazar. Yani teknik adamlarına yazar. Ee, çok güzel bir şey söyledin. En az en düşük üç, bütçeli üçüncü takım olmaları. Ki Rossi de çok düşük profilli bir teknik adam. Belki de işte kendini gösterme istekleri böyle bir arenada her zaman gelebildikleri bir yer değil. Hem Rossi'nin çok aşağılarda gezmiş, işte İtalya üçüncülükleri görmüş ya da takıma da böyle daha çok işte bu Nesiga'nın orta sınıf seviyesinde oyuncuları olan vesaire. Tabi burada da bir ev sahibi olma avantajları var ama ben de şey anlamadım Seyhan mesela çok garip bir format. Evet. Ya Fransa, Portekiz, Macaristan'da oynuyor. Macaristan, Almanya'da oynuyor. Macarlar gol atınca işte <laughs> Puşkaş'ta gol sevinci var ama orada Macaristan yok falan böyle garip garip şeyler İngilterev oluyor yani. İngiltere evinde oynadı. Almanya hep evinde oynadı. İşte İsp hep İspanya evinde oynadı. evinde oynadı. Ya bu çok garip bir şeydi gerçekten. Ya yani 11 tak 11 ülkeli bir <laughs> Avrupa Şampiyonası bence bir daha hayatta gerçekleşmemeli yani. En yüksek kadroları söyledin. Orada da şöyle bir enteresan durum var. Almanya evet kadro değeri olarak çok yüksek ama ne kadar tecrübeliler emin değilim. Mesela bu kadroda bu turnuvaya gelene kadar Avrupa futbol şampiyonasında gol atan oyuncu yoktu. Evet. Ee, hani Değişen oyuncular da buraya bu seviyeye ne kadar adapte olabilecekler? Alman yolunda biraz bu gösterecek gibi. Doruk, önceki yayınlarımızda da üçlü savunmanın bu turnuvaya damga vurduğundan çok fazla Hı -hı. bahsetmiştik. Onunla ilgili şöyle bir toparlama yapalım. Üçlü savunma oynayan takımlara bakalım. Ya dün saymıştık. E, aynen. Aynen. aynen dün saymıştık dedik. zaten. Yani B grubunun tamamı demiştik. A grubunda zaten İsviçre ve Galler oynuyor. C grubunda da yine e, bakıldığında 3 takım oynuyor. D grubunda İskoçya oynuyor. E grubu F grubu derken yani %50'sinden fazlası aslında. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 aynı. %50'sinden fazlası 3'lü savunma oynuyor. Her zaman olmasa da. Deniyorlar. Çoğunlukla üçlü savunma oynuyorlar diyebiliriz. Damga vurduğunu söyleyelim üçlü savunmanın ve bu sistemin. ya yani Beklerin çok fazla ön plana çıktığı bir sistem oldu ve zaten turnuva da oluyor hakeza. Bunun üzerine de birkaç kelam yine edelim istersen. Çünkü e, gruplar tamamlandı artık. Evet dün de bunu konuşmuştuk. Evet. E, zaten beklerin biraz yukarıyı çeken olay bu. E, dediğim gibi hani savunmada bir adam fazla gibi görünse de aslında bu size ileride bir e, çok ço çoğunluk sağladığı için e, daha çok tercih edilen hücum takımları mesela bunu bu yüzden tercih ediyorlar diye düşünüyorum. Savunma takımları da geride yaslandıklarında kalabalık olmak için tercih ediyorlar. E, ama bu kadar mesela %50'nin fazlası üçlü oynarken muazzam bir 4-4-2 ile savunan İsveç var. Yani İsveç'in yaptığı savunma bu grafiği görünce bir tık daha ayrışıyor. Ee, ama bundan sonra kalan takımların kaçı var bakmadım. Önemli olan tabii bunu yapmanız ama bazen de doğru zamanda vazgeçmeyiz. Mesela Löw çok geç vazgeçti. Çünkü bir yerden sonra çok ileride oynadığınızda gerideki stoperlerden biri ihtiyaç fazlası oluyor. Ve ondan da kopmanız gerekiyor. Bugün az daha mesela Almanya e, gidiyordu yani. eve dönüyordu. Doğru. Az daha gidiyordu. Çok ucundan bildiğin yani. Bildiğin evine gidecekti yani. Erken tatil. Aynen öyle. Peki geçelim günün ellerine. Şimdi grup aşamasının yani geride kalan bu 13 günde oynanan karşılaşmalardan size iyi bir 11 çıkardık. Tabii ki çok fazla değişkenlik gösterebilecek isim var ama bizim çıkardığımız 11'de kalede Olsen var. Sol bekle tabii ki Spinazola var. Sağ bekle Dumfries'i koyduk. Delikt Bonuç, Bonucci ikilisi var stoperde. Kevin De Bruyne, Wijnaldum, Pogba, Önlerinde Forsberg ve Luka Ronaldo ikilisinde koyduk. Şimdi tabii ki dediğim gibi değişebilir ama bizim için idealleştirdiğimiz... Kimlerin hakkını yemiş olabiliriz diye şöyle 3-5 adam yazmışım. Hı. Ee, Leva, Lewandowski, Hoiberg, Alba Alaba ikilisi. Bence ikisi evet. de iyi oynadı sol bekte. Hem Alba hem Alaba. Alaba toparken de iyiydi. Patrick Schick belki eklenebilirdi bazı işçiler tarafından. Eklenebilirdi. Yarmolenko eklenebilirdi. Ee, bu tarz şu an aklıma gelen mesela Frankie de Jong eklenebilirdi. Her 11 yaptığımız onun adını söylüyorum. Doğru. Ee, genel olarak ya yani benim ilk aklıma gelen 7-8 oyuncu. Eklenmesi gereken 7-8 oyuncu sanki buydu. Evet ama yani eklenmesi gereken mi değil mi? O da biraz şey. Onları yedekte işte. Zaten <laughs> objektif bir 11 yapmıyoruz ya. Bizim 11'imiz ya. Yani. Peki, o zaman geçelim şimdi. Şöyle bir lig ve kulüplerin gol katkısı dağılımına bakalım. Çünkü bu da aslında konuştuğumuz bir şeydi ama artık grup aşaması tamamlandığına göre total sayıyı sizlerle paylaşabiliriz. Juventus'tan 10 gol katkısı gelmiş Juventus'ta oynayan oyunculardan. Manchester City'den 7 gelmiş. Real Madrid'den 9 gelmiş. Inter'den 8 gelmiş. Leipzig'ten 7 ve Atalanta'dan 6. Ama Kulisesi şöyle bakıldığında... Ronaldo biraz Juventus'u bugün e, zirveye öyle. taşıdı. Aynı 3 tane Serie A takımı var burada. E, liglere şöyle bakıldığında, liglere göre dağılımına baktığımız zaman zaten Serie A damga vurmuş durumda liglerde. Ama galiba o e, ara kapanıyor. Yani bu Nesliga zaten Leipzig Bayern gibi bir şey oldu İsveç e, e, Polonya maçı. O yüzden 34 33 şu an Serie A bir bir gol önde yani gol katkısı önde. Ama sonuçta Serie A'da gerçekten bu sezon müthiş e, müthiş bir sezon geçirildi zaten. Onun da yansımasını Avrupa Şampiyonası'nda çokça görebiliyoruz. Sonun altı eşleşmelerini zaten görmüştük. E tekrar silatmamıza gerek var mı bilmiyorum ama bir ekranlara getirelim onu da bir kez daha görelim. Ardından da bayi bölümümüze geçeceğiz Zira. Kanlığın gibi değil de şöyle hızlı bir kimi önde görüyorsun tık tık gidelim mi? Tamam gidelim Eşleşmelerde hadi. hani bayiye dahil değil bu ama. Tabii ki değil. Eee, vala galler Danimarka'da, Danimarka yönde görüyorum. İtalya, Avusturya da, Burdu İtalya. Yok, öyle yaparsan ben kendi şeyimi <laughs> söyleyemem. <gülüyor> <gülüyor> Özür diliyorum. Ben yokmuşum gibi davrandım. Tamam, ben de Danimarkacıyım. Tamam, İtalya, Avusturya'da da, İtalya diyorum. Okey, ben de. Hollanda, Çekya da, Hollanda diyorum. O, aynen. Hırvatistan, İspanya'da İspanya diyorum. Bilemiyorum, çok aradayım. Beraberlik diyeceğim, beraberliğin. <laughs> İngiltere, Almanya'da Almanya diyorum. Ben İngilizleri orada önde görüyorum. Belçika, Portekiz'de çok zor. Belçika diyorum. Ben de galiba Belçika diyeceğim. İsveç, Ukrayna'da İsveç diyorum. Aynen. Fransa, İsviçre'de de Fransa. Diyoruz. Fransa. Tamam. Ya aşağı yukarı benzer. Ya bayi bölümü e, için <laughs> şeylerimi aldım ben. <laughs> Neyse tüyo. Şimdikileri ne diyorsun? Esas şimdi, şu an bir bayimiz var e, değil evet, mi? Evet şimdi bayimiz de ekranlara getirelim. Galler Danimarka, İtalya, Avusturya pazar günü oynanacak... Bunu şey yapacağız değil mi? Yani 90 dakikalık mı yoksa turu geçeni mi seçeceğiz? Kontra bir soru geldi. Bunu kimse düşünmedi galiba. Yani. Ee, turu geçeni seçelim. Öyle mi diyorsun? Tamam. O zaman Danima daha bir tık Az daha önce kolay. Az önce söyledik zaten Danimarka ile İtalya. Aynen. Ya Beraberliği artık kaldırıyor muyuz bayiden? Bu Yok. beni yüzüm. Yani her şeyse turu geçeni söyleyeceksek. E, tamam okey turu geçen gibi yapalım. Danimarka ve İtalya tur atlar diyoruz. Evet. Tamam. Böylelikle de bayi bölümümüzün sonuna geliyoruz. Bu bölümümüzün de sonuna geliyoruz. Malum grupları tamamladık. Şimdi iki gün maç yok. Pazar günü devam edecek karşılaşmalar. Sonunlu eşleşmeleriyle Bu iki gün dinlenmece mi sosyalleşmece mi? Ee... Çünkü uzun süredir her gün her gün program yapıyoruz. İkisini de yapamadığımız için. İkisini de yapmaya çalışalım bence. Okay. <laughs> i̇ki günlük bir ara vereceğiz ama tabii ki devam edeceğiz pazar günü. Konuşmaya tüm karşılaşmaları Euro 2020 devam ettikçe. Ağzına sağlık. Senin de. Bu arada ben pazar dedim ama maçlar cumartesi. Ee, bizim bölüm pazar yayınlanacak Evet ya. bizim bölüm pazar yayınlanacağı için öyle dedim. Ee, onu Ama yok, pazar günü oynayacak maçlar şeklinde ifade ettiğim için Hı, yanlış okay. ifade ettim. Özür diliyorum bunun için. Ee, Zorukçum ağzına sağlık. Senin de Seyhancığım. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.